Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft maceramıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Çoklu oyuncu değil, pardon, tekli oyuncu. Ha, save dosyasını isteyen arkadaşlarım için Facebook sayfama bakarsanız eğer save dosyasını paylaştığım bir link görebilirsiniz. Linke kendim upload ettim ama ne olur ne olmaz taratmanızda fayda var. Çünkü şöyle bir durum olsun istemiyorum. Hani insanlar benim save'imden oynamak isteyebilir ama hani bu oynama hevesiyle indirdikten sonra bilgisayarlarının başına kötü bir şey gelirse ben kendimi suçlu hissederim. Ben kendimi kötü hissederim. Bu yüzden rica ediyorum, lütfen antivirüs programınızda öncelikle bir taratın. Tarattıktan sonra gönül rahatlığıyla kurun, hem de benim içim rahat etmiş olsun. Save dosyasını paylaştım. Facebook sayfanı nereden bulabiliriz diye soracak olursanız, videonun açıklama kısmına baktığınız zaman Facebook sayfamız, Twitch canlı yayın adresimiz, Steam adresim, Steam grubum ve bağış yapabileceğiniz link videonun açıklama kısmında mevcut. Hani bağış demişken aklınıza yanlış bir şey gelmesin arkadaşlar. Kimse bağış yapmakla yükümlü değil, kimse bağış yapmakla zorunlu değil. O sadece maddi durumu iyi olan arkadaşların zaman zaman bana yardım ettiği bir link. Ne oluyor? Benim oyunları almamda falan bana yardımcı olmuş oluyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Yani arkadaşlar, zaten bana yardım etmek istiyorsanız yapabileceğiniz en güzel şey, izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa, eğer keyif alıyorsanız beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ondan ziyade bir şey daha söylemek istiyorum. Sait köse dostum, adamın dibisin, adamın hasısın. Ben şöyle bir şey söylemiştim. Hani sıkılan başka videolarımı izleyebilir demiştim. Tabii yani nazik bir dille anlatmaya çalışmıştım derdimi. O da işte usta sen işini iyi bilirsin ama hani FPS oyunlarında kötü bile olsan bir seriye başlamalısın bence. Hani 3 sezondur eğlenceli bir şekilde izledik ama yapacak bir şeyin kalmadı diye. O dostuma da hak veriyorum. Ya yani gerçekten kanala yeni bir soluk lazım gibi ama size güzel bir haberim var abi, bu yeni solukla alakalı. The Forest konuşayım, ondan sonra oyuna geçeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Vallahi kafamı toplayamıyorum. The Forest serisi arkadaşlar, ve The Stanley Parable serisi. Stanley Parable'a zaten başladık, özür diliyorum. State of Decay, hani zombi temalı oyun yine ama Project Zomboid gibi bakış açısına sahip değil. Emin olun Project Zomboid'den kat kat daha kapsamlı ve hani NPC'ler falan var böyle. Sen evi koru, sen evi korurken ben loot'a çıkayım ya da şu evde mahsur kalanları kurtarayım. İşte tabancasından, silahından böyle birincil saldırı silahlarına kadar her şey mevcut oyunda. O oyunu hediye gönderdi sağ olsun Murat abi. The Forest'ı da şeyde Murat abi gönderdi. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Sanırım kendisi evli barklı büyük bir abimiz. Valla vakit ayırdığı için ne kadar teşekkür etsem az. Vakit ayırmasından ziyade bir de hani bana destek oluyor ya, gerçekten çok seviniyorum abi. Çünkü hani şöyle söyleyeyim, para bu devirdeki en değerli şeylerden biri arkadaşlar. Ben bu arada buraya niye geldim? Belki bir zombi spawnlanmıştır diye geldim. Bal kabağı kafalı zombi. Alırım bir daha. Tabii ki bu konuşamadım. Elmas kılıcıma keskinlik 4 basmamın sonucunda çatır çutur kesiyorum abi. Yani arkadaşlar çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hani oyun hediye gelmesinden dolayı değil. Tabii ki bir oyunu hediye olarak almak gerçekten çok güzel ama ben ok olmadan niye yay taşıyorum onu da anlamadım. Neyse. Hani hediye almak çok güzel bir şey ama karşı tarafın sizi böyle bir hediyeye layık görmesi çok daha güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü nasıl söyleyeyim sizlere? Hediye özeldir yani abi, anlıyor musun? Özel olan kişiye hediye alırsın ya da değer verdiğin insana hediye alırsın. Ve ben sizlerden değer gördükçe, hele ki Murat abi gibi, Alper abim gibi, Selim abi gibi böyle büyük insanlardan değer gördükçe, hani sizlerden değer görmem de aynı. Yanlış anlamayın sakın, hepiniz benim için değerlisiniz. Yani değer gördükçe seviniyorum abi, hani kendimi iyi hissediyorum ya. Böyle lise çağı boyunca dışlanmış, okulda kimse tarafından umursanmayan, hani varlığı da yokluğu da bir herifi şu an umursayan insanlar var abi ve bu dünyada erişilebilecek en güzel şeylerden biri bence. Bu arada ben cidden ne yapacağımı bilmiyorum. Bak Sait bu konuda da haklı abi. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ve arkadaşlar hani yorumlarınızı okudum. Bir arkadaş abi oyun virüslü mü diye sormuş. Hayır abi, oyun virüslü değil. Yani bildiğim kadarıyla virüslü değil. Ben oyunu orijinal olarak kullanıyorum. Sağ olsun Tunay dostum bana premium hesabını verdi. 3 sezondur adamın premium hesabını sömürüyorum yani.
Yani orijinal olarak Minecraft'ı kendi sitesinden indirdim. Premium hesabımla da oynuyorum. Oyun virüslü değil. İçiniz rahat olsun. Benim verdiğim o save dosyasının linki, o da virüslü değil. Çünkü bizzat kendim upload ettim. Ama söylediğim gibi taratın abi ve virüslü diyorsa silin. Hani Samet abi virüssüz dedi, aman canım ne olacak falan diye bakmayın. Silin abi. Sizin içiniz rahat olsun hem de benim içim rahat olsun. Çünkü ben biliyorum yani bu tarz şeyler paylaştığımda. Geçen Selçuk bunun save dosyasını paylaştım. Adam almış abi, oyunu açarken çöktü, bilgisayarım yamuldu, Allah senin belanı diyor. Yani ne bileyim, birazcık da riskli bir şey dosya paylaşımı. Bu yüzden pek yanaşmıyordum ama çoğu arkadaş oynayıp yapabilmiş sanırım. 1.8.0 uyumlu arkadaşlar bu arada. Ve ne yapacağımı, ne yaptığımı soracak olursanız birazcık buğday elde etmeye çalışıyorum ki gidip inekleri çiftleştireyim, experience kazanayım. Daha sonra kazandığım experience'da da kazmama end basayım abi ve gideyim birazcık iskelet falan keseyim. Aynen, iskelet kesmem lazım. Şeye ihtiyacım var çünkü bone meal'a ihtiyacım var, yani kemik tozuna. Kemik tozu sayesinde ekinlerimi çok daha hızlı olgunlaştırabilirim ve umarım bana dönüp nişan almaz. Çünkü iskeletler nişan aldığı zaman gerçekten çok fazla teptiriyorlar ve onlara zarar vermesi zorlaşıyor. Kemiği alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu arada zaten ufaktan seviye de kasmış oluyoruz. Elimizdeki bir elmas kılıç olduğundan dolayı rahatlıkla seviye kasabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada bir saniye. Bir örümcek sesi daha duyuyorum sanki. Gayet güzel. Oraya girmeyeceğim şimdilik arkadaşlar. Orayla bir işim yok. Evimin etrafında yaratık spawn olmuyor. Bu arada gerçekten evimi beğeniyorum abi ya. Ev gerçekten güzel bence yani. Ne bileyim, sürekli üçgen ve böyle haç işareti tarzımsı sembollerle dolu ama içerisi. Yani ne bileyim abi, nasıl bana bu konuda laf atmadılar, hayret ediyorum yani. Hangi konuda diyecek olursanız, Sihirli Annem dizisini biliyorsunuzdur abi. Sihirli Annem dizisinin başrolündeki bayan oyuncunun saç tokasında bir aralar seks yazdığını iddia eden oldu bak. Samimi söylüyorum. Cidden bunu iddia eden oldu. Hani böyle insanları şeye teşvik ediyorlar falan filan böyle. Yani ne bileyim. Abi oha, şüş. Şüş. Abi. Are you ciddi? Are you killing me? Öyle ışınlanarak olmuyor koçum her şey. Öyle sağa sola sıçrayarak, ışınlanarak adam olunsaydı. Oho. Kılıksız herif. Abi o gitti de bu. İki vuruş. Teşekkür ederim. Hemen ekmek yiyelim, canımız dolsun abi. Yani aman tanrım derim sonra ölürsem. Bu ne abi? Bu ne yani? Bu ne? Komple altın zırh. Ordu vereydim mübarek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha hızlı kaçmamı sağladığın için teşekkür ederim. Müteşekkirim. Yani düşünsenize arkadaşlar, Sihirli Annem dizisi kadar masum bir dizi var mı ya? Masum ama ne bileyim, mantıksız. Yani niye mantıksız abi? Şu sebepten dolayı. Sihirli güçlerim olsa direkt banka soyarım. Bak kimse burada birbirine kandırmasın. Hani dünyadaki hastalıklara son veririm falan filan. Lan yemeyin beni. Gidip Merkez Bankası'na hortumlayacaksınız işte. Ya sihirli gücün var ve sen bunu hastalık dindirmek için ya da pastane açmak için mi kullanacaksın abi? Düşünsene. Ben neler neler yaparım ya. Aa kardeş, çok şirinsin. Seni eve alıp beslemek istiyorum. Hiç de şirin değilsin. Meymenetsiz. Şuradaki Enderman'i de keselim. Malum Ender incisi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü gidip Ender Dragon'a saldıracağız abi. Ağzını burnunu kıracağız Ender Dragon'u. Bu arada giderken hani birkaç örümcek keserim. Umarım spawnlarımda da birkaç zombi spawnlanmıştır. Gider onları da keserim. Hem experience kazanıyorum hem de ama gidip öncelikle şu bir Enderman'in ağzına vurmam lazım. Zombiler falan o kadar mühim değildi. Bebek Enderman mı? Sıkışmış mı? Her durumda da ayva yedi ve sanki arkamda biri var gibi hissettim ama kimse yok. Odada yalnızım. Korku filmindeki gibi lan. Abi bu arada korku filmlerinde sizi en çok korkutan şey nedir? Ben bilmiyorum da ben en çok şeyden korkuyorum böyle. Hani abi bak, yine aynı sesleri duyuyorum. En çok şeyden korkuyorum ben böyle. Hani
Ani çıkışlardan korkuyorum abi. Ani çıkışlardan ve bilinmemezlikten. Ne bileyim şimdi kadın diyelim ki elini yüzünü yıkıyor. Ben birkaç tane korku filmi izledim abi ve izlediklerimden birisi Semum'du. Kadın işte gidiyor tabloyu düzeltiyor. Tabloyu düzeltir düzeltmez o meymenetsiz geliyor. Uraa falan diye bağırıyor falan böyle. Ben kalp krizi geçiriyorum öldüm. Yani ben şok ben vefat ben iptal gitti. Öldüm. Cenaze namazıma gelin. Yani ani çıkışlardan nefret ediyorum abi. Ani çıkışlı filmlerden gerçekten çok korkuyorum ve bugün rüyamda 30 gün mü 30 gece mi ne isimli bir filmi yaşadığımı gördüm abi. Bak benim rüyalarım da böyle acayip bir şey. Yani, abi bildiğin rüyamda ben o izlediğim korku filminin başrolünde oynuyorum. Yani film şöyle bir şeydi arkadaşlar. Ben size birazcık hikayesinden bahsedeyim. İzlemek isterseniz siz de izlersiniz. Vampirler abi tamam mı? Vampirler Alaska'da mı, Antarktika'da mı ne işte soğuk bir kıtadaki bir kasabayı ele geçirmeye çalışıyorlar tamam mı? Bu kasabada yaklaşık 3 ay mı 6 ay mı ne kış yaşanıyor ve işte insanlar bu kışa hazırlık yapıyor. Gidenler gidiyor falan böyle arabasına atlıyor gidiyor kalanlar kalıyor falan filan. Burada 3 ay kış yaşandığından dolayı hani insanlar bir yere çıkamıyor, bir yere ayrılamıyor tamam mı? Ve vampirler de bu köyü kendilerine hedef olarak seçiyorlar. Diyorlar ki tamam hani bu köyden bize ekmek çıkacak falan. Tabii ki bunu abi tavuğu alet etme bari. Bari tavuğu bırak. Hemen o tavuğu yere bırak. Tavuğu. Oha oha çüş 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 çüş. Ne oluyor? Anasını satayım. Ne oluyor? Öleceğiz lan. Gebereceksin işte o zaman. Bir dakika. XPC için oraya atlar mıyım? Tabii ki evet. Neden bahsediyordum ben? Ha neyse abi işte o 30 gün 30 gün mü 30 gece mi ne o filmin başrol oyuncusuyum ben filme göre hani 6 ay falan kış yaşandığından dolayı mı 6 ay mı 3 ay mı tam olarak bilmiyorum o hani büyük oranla kış yaşandığından dolayı orada kimse ayrılamıyor kasabadan ve vampirler kasabada kalan insanları gözlerine kestiriyorlar abi tamam diyorlar buradan bize ekmek çıkar hani burası bizim ekmeğimiz olacak falan şey yapıyorlar. Köyü kuşatma altına alıyorlar. İşte tam kış başlarken kar bastıracağı sırada gidiyorlar arkadaşlar kabloları kemiriyorlar böyle. Hani kabloları telefon kablolarını kopartıyorlar. Yani dışarıyla iletişimini tamamen kesecekler. Kimsenin hayatta kalmasına izin vermeyecekler. Elektrik kablolarını kopartıyorlar böyle. Pardon, öncelikle telefon kablolarını kopartıyorlar. Hani telefonlar çekmiyor, ev telefonları çekmiyor hiçbir şekilde. Cep telefonlarına da saldırıda bulunmak için gidip baz istasyonunu yani kışın tipinin bastırdığı ilk hafta, ilk zamanlarda gidip baz istasyonuna saldırıyorlar arkadaşlar böyle. Hani tüm iletişimini kesecekler. Kasabayı kendi kasabaları haline getirip herkesi yiyecekler. Yani adamların amaçları belli abi. Herkesi yiyecekler. Ve hani adamlar hazırlığını yapıyor tamam mı? Dediğim gibi kışın bastırdığı ilk gün yavaştan hazırlığını yaptıkları şeye başlıyorlar. Bu arada bu örümcek gözünü diğer tarafa da koyabilirim ama şimdilik burada durmasının hiçbir sakıncası yok. Ve oku da şurada bir yerde yerine koyayım abi. Gidip şunları toplayayım şimdi ama olgunlaşmayanlar var. Önce bir kemik tozu alalım. Neyse ben size filmden bahsedeyim. Heyecanı kaçmasın böyle. Heyecanı kaçmadan anlatmaya devam edeyim. İlk gün gidiyorlar baz istasyonuna saldırıyorlar böyle tipinin bastırdığı ilk gün. Ve orada hani tipi olduğundan dolayı yani göz gözü görmüyor. Kimse kimseyle muhatap olamıyor falan böyle. Hani dışarı çıkamıyorlar çoğu zaman. Herkes evine yiyecek stoklamış. Erzağını stoklamış almış. Ve hani insanlar da bunu vampirler de bunu biliyor tamam mı? Mutlaka diyor bunlar evdeler diyor. Biz bunları avlarız diyor. Hani senin evine demir kazık çakıp ya da ne bileyim surmur çekip kendini savunma gibi bir şansın yok. Zaten köydeki insanlar da bu vampirlerin geleceğinden habersiz. Neyse abi o telefon iletişimini de kestikten sonra elektriklerinin üretildiği merkeze gidiyorlar abi ve elektriklerinin üretildiği merkezi de ele geçiriyorlar. Elektrik gittiğinde insanlar tabii ki bir telaşlanıyor ama hani acaba ne var ne yok diye dışarı çıkıyorlar böyle hani elektrik santraline bakmaya gidiyorlar. Bir dakika şuradakine de hemen şey yapalım aniden olgunlaştıralım. Elektriklerinin üretildiği merkezi kontrole gidiyorlar arkadaşlar. Bu arada bir saniye. Ben buraların tamamını olgunlaştırmadım mı kardeş? Ne oluyoruz ya? Hani acaba ne var ne yok diye o merkezi kontrole gidiyorlar arkadaşlar ve hani
dışarı çıktıkları sırada direkt bir vampirin saldırısına uğruyorlar. Vampirin saldırısına uğradıkları için de böyle hani hemen biri çığlık atıyor. Çığlık atınca herkes birden dışarı çıkıyor. Aniden dışarı çıkıyor ve tam olarak bak doğru anlatamamış olabilirim. Çünkü filmi çok uzun zaman önce izlemiştim. Hatırladığım kadarını anlatıyorum. Herkes çığlık atıyor falan böyle. İşte saldıranlar çığlık attığı için de millet dışarı çıkıyor bakıyor falan. Ve av başlıyor abi orada. Vampirler herkesin her yerin altını üstüne getiriyor. Evleri yakıyorlar. Evlere bakıyorlar falan filan böyle. Herkes saklanmaya çalışıyor. Neyse ben filmin birazcık ortalarına doğru geleyim. Ve buraya da nereden geldim? Gördüğüm rüyadan geldim. Ben filme yani rüyamda filmin ortalarına doğru konuk oldum abi. Şöyle ki işte vampirler köye saldırmış. Sadece bir avuç insan kalmış köyde ve onlar da bir evin teras katında saklanıyorlar. Filmde de böyle, rüyamda da böyle. Ve ben o teras katında saklanan armutlardan birisiyim abi. Ve biz fark ediliyoruz. Yufka yürekli olduğumuzdan dolayı fark ediliyoruz. Nasıl yani diye soracak olursanız hemen size bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ki bu vampirler akıllı vampirler abi. Böyle hani kanına yem sonra at gitsin kafasında vampirler değiller. Yanlarına kurban almışlar böyle bir tane güzel kız ya da hamile ablaydı tam olarak hatırlamıyorum. O işte lütfen yardım edin, yardım edecek kimse yok mu falan filan diyor böyle sokak ortasında dolaşıyor. Ve sokak ortasında dolaşırken de bizim armutlar yufka yürekli olduğu için çıkıp bunu kurtarıyor. Hani kurtarmaya çalışıyor. Filmde de kurtarmaya çalışıyor, rüyamda da kurtarmaya çalışıyor. Ve bu salaklar onu kurtarmaya çalışırken yerimizi belli ediyorlar arkadaşlar. Ve film orada kopuyor yani. Çoğu insan orada vampirler tarafından avlanıyor. Ve hayatta kalmaya çalışıyorsun işte. Kış, yaz gelene kadar hayatta kalmaya çalışıyorsun ama hani filmin sonuyla ilgili ipucu vermeyeyim abi. Film konsept olarak bundan ibaret ve spoiler olduysa kusura bakmayın lütfen. Yani genel hatlarıyla böyle abi. Vampirler şehri basıyor. Sen de hayatta kalmaya çalışıyorsun ama sonunu anlatmayayım. Sadece hani şunu bilin. Bir armut yerimizi belli ediyor. Ve aynı armut filmde olduğu gibi benim rüyamda da olmak zorundaydı sanki. Aynı armut benim rüyamda da vardı abi. Armut herif gidiyor. O kızı kurtarmalıyız diyor falan filan böyle dışarı çıkıyor. Vampirler bunun ağzını burnunu dağıtıyor. Sonra işte kokusundan kapıyı falan açtığı için kokumuz dışarı sızıyor. Ya da biri osuruyor bilmiyorum artık. Kokumuzdan yerimizi tespit edip ağzımıza sıçıyorlar abi rüyamda. Yani rüyamda bir vampire dönüşüyordum. Aslında gerçekte vampir olmak ister miyim? İsteyebilirim. Niye isteyebilirim? Çünkü vampirlerde yorulma, yaşlanma, zartlık denen bir şey yok. Yani açığını söyleyeyim abi. Niye vampir olmak isterim? Hiçbir zaman yorulmayacağımdan dolayı gider spor yapar. Hayvan gibi bir vücuda sahip olurum. Sonra vampirlerin kralı olur. Drakula'nın ağzına vururum yani. Sen kim bok derim gider Drakula'ya. Öyle. Ya ben de rüyamda abi izlediğim filmlerin baş rolünde oynuyorum. Bu yüzden ben film izlemeye bile çekiniyorum artık ya. Tabii izlediğimi düşünsene lan filmin başrolünde oynasam bir daha uyanamayabilirim sanırım. Yani öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama ben genelde rüyaların o kadar şey olduğu kanaatinde değilim. Ne bileyim etkili olduğu kanaatinde değilim. Sizin yani siz ne ölçüde inanıyorsunuz, ne şekilde inanıyorsunuz bilemem ama ne bileyim rüyamda bir şey gördüm. İşte rüya tabirleri kitabını açtım. Yakın zamanda öleceğine delalet yazıyorsa kitabı tek tek girtar, sifonu çekerim üstüne. Kimse kusura bakmasın abi. Yani görüşünüze saygı duyarım abi. Siz inanabilirsiniz ama gördüğüm bir rüyanın sonucunda dandik bir kitapta tutup öleceğe sen yazıyorsa o kitabı ben parça pinçik ederim. Ederim yani abi. Çekinmem. Hiç çekinmem. Geçen rüyamda yağmur yağdığını gördüm. Adam şey yazmış rüya tabirleri kitabına. Şiddetli yağmur yağdığını görürsen eğer işte yakın zamanda amansız bir hastalığa yakalanıp öleceksin falan. Ağzına vurayım senin dedim ya. Senin dedim ben ağzına vurayım. Kitabı parça pinçik ettim böyle atomlarına ayırdım sonra mangal şeyi yaptık. Yok yani mangal şeyi yakmadık. Bizim mahallede soba yakan bir abla var gittim ona verdim. Mis gibi yakacak oldu işte tutuşturacak şey oldu. Yırtsın yırtsın yaksın. Yani abi ne rüyamda yağmur yağdığını gördüm diye ben öleceğim mi? Ha ben öleceğim sen ölmeyeceğim mi gerizekalı? Bir de bana bir onu söyle. Rüyasında yağmur yağdığını gören amansız bir hastalığa yakalanıp ölür. Ben öleceğim sen ölmeyeceksin. Salağa bak. Sen de öleceksin. Neyse canım ölümden bahsetmeyelim şimdi. Gerçekten konu çok farklı noktalara gitti. Gereken experience'ımızı aldığımıza göre artık yapmamız gereken şeyi yapabiliriz. Elmas kazma. Elmas kazmaya verimlilik 4 istiyorum abi. Verilmezlik 4'ten sonra kırılmaz verilmezlik 4. Verimlilik 4 değil yalnız. Ondan sonra servet var mı reis? Servet yok lan.
Verimlilik 4 ve kırılmazlığı bastıktan sonra iyi olur yani. Ben iyi olacağını tahmin ediyorum elmas kazmanın. Verimlilik 4. Kırılmazlık 3. Oh yes, şarjı ondu bak. Tamam. Daha sonra buradan birazcık yiyecek alalım abi. Şu balkabağı turtalarını alalım misal ya. Balkabağı turtalarını alalım ve işimizin başına koyulalım. Artık gidip madene ineceğiz tekrardan ama yalnız hiç Ender incisi bulamadım ben ya. Ender incisi bulamadan yani o Ender Dragon'un yerini bulamam ki. Bak bunu havaya atıyorsun. Bu seni Ender Dragon'un oraya doğru götürüyor. Yalnız ben o suya düşecek, ben onu alamayacağım. Evet, elimdeki tek Ender gözün. Ne oluyor anasını satayım ya? Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Ender incisinin gücü bu mu lan? Işınlıyor mu bizi? Attıktan sonra belli bir noktaya değdiği zaman ışınlıyor. Tövbe estağfurullah. Hiç bilmiyordum ya. Gerçekten hiç bilmiyordum ben bunu. Güzel oldu bunu öğrendim. Güzel. Nice. Müsaadenizle ben bir kaydı kontrol edeyim de alt tab yaptığımda böyle bilgisayarın sanki sistemi öldü gibi. 20 dakika olmuş henüz. Olabilir. 20 dakika olabilir. 25 de olabilir. 30 da olabilir. Ne yapalım? Biz ufaktan madene inelim abi. Sonra madenlerde devam ederiz. Daha ne arıyorsam madende. Ben de bilmiyorum da. Experience lazım be Hacı abi. XP kasmam lazım yani. Bizim yatay maden var da bizim o yatay maden bok ya. Gerçekten bok yani yatay madenden. Ne çıkışı belli ne girişi belli. Benim daha kitap basmam lazım abi. Çünkü bu şeye demek elmas kazmaya şey lazım daha. Servet lazım. Servet 2 falan basmak lazım. Bu arada geçen bir lavda mavda öldüğümden dolayı da tabii ki güzelim elmas kazmam mefta olmuştu. Onun da üzüntüsünü yaşamaktayım. Yaşıyorum, yaşayacağız. Kalbimizde yaşıyor. Nereden yaralım abi? Şuradan yaralım gitsin. Bu arada benim kulaklık bozuldu lan. Tek kulağından ses geliyor. Vallahi çok sinir bozucu bir durum. Kaçıncı kattayız? 15. 13'e inelim abi. 13'e inelim. Pardon bu arada sesim gıcıklanıyor arada. O redstone alırım. Bu arada Redstone'la alakalı hiçbir şey yapmadım ha. Tamam Minecraft'ı bitirelim. Daha yeni şeylere başlayalım diyorum da. Minecraft'ı bitirmeden de bu daha yeni şeylere başlayabilirim. Haberiniz olsun abi. Misal State of Decay'e falan başlayabilirim. State of Decay, The Forest. Bunlar başlamayı düşündüğüm şeyler. Ama The Forest sanırım oynanabilitesi düşük bir oyun. Bildiğim kadarıyla çok fazla bug'ı varmış oyunun. Tamam, sabaha kadar sen in ben beklerim. Ananı. Of. Abi. Gravel'lardan nefret ediyorum. Tamam, yolumuzu temizledik abi. Nereden ilerliyorduk? Buradan ilerliyorduk. O halde ne yaparız biliyor musun? Şöyle kapatırız. Mutluluklar dileriz Gravel'lara. Hiç umurumda olmaz. Bu arada demir mümür redstone falan elde ediyorum da bana elmas lazım abi. Daha fazla elmas lazım. Üstüme elmas set dizmem lazım. O dizdiğim elmas setin beni Enderman'lerin orada koruması lazım. Aslında abi cehennemde de Enderman spawn olmuyor ki. Lav sesi geliyor beyler. Evet lav sesi geliyor. Bura ne abi? Burası diğer şerit madenin şeyiyle birleşiyor. Hoppa, öteki şerit maden merhaba. Yippa, öbür şerit maden. Altını üstüne getirdim ortalığını. O Lapis Lazuli bayılırım. Hem experience veriyor hem artı basmamı sağlıyor. Harika bir özellik. Yani abi sizin hani sormuştum da tekrar tekrarlayayım sorumu. Korku filminde en çok korktuğunuz şey ne? Ya ben bazen bilinmezden de korkabiliyorum abi. Hani bilinmezden korkmak ne kadar mantıklıdır bilemiyorum ama size göre. Ben bazen bilinmezlikten de korkabiliyorum. Hani korku filminde sizi korkutan unsur bilinmeyen bir şey. Bilinmeyen bir şey ama tehlikeli falan böyle. O tarz korku filmlerinden de korkabiliyorum yani. Yoluma çıktı ben ne yapayım? Yani ben kömür aramaya gelmedim ama yoluma çıktı.
Güzel. Beğendim. XP geldi. Bu arada eğer geçenki hani Minecraft'ın sıkıldık muhabbetiyle eğer birinizin kalbini kırdıysam özür dilerim arkadaşlar. Hani söylemiş olduğum gibi hiçbir zaman benim amacım kalp kırmak değil ama bazen benim kalbim kırılabiliyor ve hani her şeyi içime attığımdan dolayı bazen şey olabiliyorum böyle hani sinirlenebiliyorum ve o sinirle de sizi üzecek şeyler sarf ediyorsam özür dilerim tekrardan. Aferin Samet. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Buradan değil, şuradan yer. Aynen. Almazsam olmaz zaten. Abi XP'yi aslında şeyde Nether'da kasıp kasıp şey mi bassam, kitap mı bassam? Ya kitabım var da hepsi tamam değil ya. Servet eksik. Servet lazım bana. Daha sonra daha kitaplarım da enç eksik ya. Bayağı bir enç lazım. Buradan devam ediyoruz. Burası ne yapıyor abi? Bizim aşağı doğru gidiyor. Şurayı kapatalım. Şurayı kapatalım. Şöyle, 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 şöyle. Buradan da böyle kapat. Abi yalnız hiçbir şey anlamadım şu an yaptığım şeyden. Evet ya, sorun değil, sorun değil. Tamam. Tamam, devam edelim abi. O kadar da sorun değil. Zaten şeyimiz var. 64 tane balkabağı turtamız var. Aç kalma diye bir durumumuz yok. Biraz daha kazayım sonra bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. İşte böyle hani XP kasa kasa şey yapacağız ya. Elmas bulmaya çalışıyorum da. Hiç elmas yok gibi ortalıkta. 13. katta arıyorum abi elması ve aynen elmas kıtlığı var lan. Ciddi 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 elmas kıtlığı var. Ama ben bir yerden çok devam ediyorum. Benim hatam bu. Hani bir yerden çok fazla devam etmek benim hatam. Ne yapacağız abi o zaman? Şuradan bir yerden ikili yardıralım abi. Aynı yere çok devam etmek benim hatam bence. Hani bu aynı yere çok devam ettiğimden dolayı daha fazla... Abi! Abi! 4 elmas. Süper. Nice. Nice yap. Nice yap man. Abi yalnız bir şeyler oldu da oyuna. Elmas bulduğumuza göre artık devamına sonraki bölümlerde devam ederiz arkadaşlar. Yani bu madende kasılmaya. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Beğenerek destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Kırıcı, üzücü bir şey söylediysem şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Sizlerden özür diliyorum. İzlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Beğenerek, paylaşarak destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.